çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız, gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar, çocuk deyip geçmeyinden herkese selam ve sevgilerimizle bugünkü programımıza başlıyoruz. Efendim bugün göndermiş olduğunuz soruları cevaplandırmaya çalışacağım. O sorulardan yola çıkarak çocuk eğitiminin ince detaylarını efendim sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dolu dolu bir program olması dileğiyle efendim programımızı başlatıyoruz. Efendim ilk mesaj Aynur Hanım'a ait. Aynur Hanım şöyle bir mesaj yazmış. Selamun aleyküm Adem Bey. Benim 10 yaşında bir kız yeğenim var. İlk başta benim denetimimde Facebook kullanıyordu. Şifresini falan biliyordum. Ben ara sıra girip kontrol ederim demiştim kendisine. Daha sonra ona neleri paylaşıp kimlerle konuşacağını sen bilirsin diye güven verip ben kendim kontrolü bıraktım. Bir daha da Face'ine girmeyeceğimi söyledim. Geçen gün aklıma geldi bir bakayım dedim. Mesajlarına baktığımda kendi sınıfındaki bir çocukla sevgili olduklarını öğrendim. Mesajlarında aşkımlı, bir tanemli hitaplar, çocuk için ölmeyi bile göze alabileceğini söylenmiş kelimelerle doluydu. Çocuğun istediği her şeyi yeğenimin yaptığını, yeğenimin bir yere giderken bile artık ondan izin alarak gittiğini mesajlardan gördüm. Sınıfta başka bir arkadaşıyla mesajında da arkadaşına o çocukla çok yakınlaştığını söylemiş. Bu durum beni çok endişelendirdi. Şimdi belki masumane ama ileride Allah korusun daha kötü şeyler yapmaması için evleninceye kadar flört etmesini istemiyorum. Şimdi hocam ben yeğenime karşı nasıl yaklaşmalıyım? Onunla konuşmak istiyorum fakat neler söylemeliyim? Dini açıdan da yanlış olduğunu ona yaşına indirgeyerek anlatabilir miyim diye yazmış Aynur Hanım 10 yaşındaki kız yeğeni için. Şimdi Aynur Hanım evet Facebook kullanımı ya da bazı sosyal ağlar kullanımı gençler arasında şu anda oldukça yaygınlaşıyor. Ortaokul çocuklarının birçoğunda böylesi efendim sosyal ağların içerisinde olduğunu görüyoruz. Şimdi siz diyorsunuz ki masumane şu anda ve belki bir problem yoktur ama flört eden bir yeğenim olmasını istemiyorum diye yazmışsınız. Evet doğru söylüyorsunuz ancak şunu dikkate almak lazım. Yani masumane başlayan ve henüz cinsellik konusunda, henüz kız erkek arkadaşlığı konusunda iradesini kullanma gücünü elde etmemiş olan bir çocuğun böylesi bir yakınlaşma içerisinde olması ve kendi yaşının ötesinde kelimelerle yakınlaşmaya çalışması, hatta bir arkadaşına da biz onunla çok yakınlaştık diye ifadelerde bulunmuş olması, efendim işin tehlikeli olduğunu gösteriyor. İş risk boyutuna gelmiş. Neden? Şunu izah edeyim, ondan sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Şimdi bir çocuğun duygusal gelişimine baktığımızda iki şey ön planda duruyor. Bunlardan bir tanesi çocuğun duyarlılığı, ikincisi de iradesi. Şöyle izah edeyim. Çocuğun içerisinde bir taraftan duyarlılık gelişirken bir taraftan da irade gelişir. Duyarlılık bir adım geridedir, irade bir adım öndedir. Çocuğun iradesi bir adım öndeyken duyarlılık bir adım geriden gelir. Ve böylelikle aslında çocuk önce irade gelişimini gerçekleştirir.
irade gelişimini gerçekleştirir. Sonra bu iradesiyle baş edebileceği içeride bir duygu uyanır. Çocuğun her yaş döneminde içeride uyanan belli duyguları, hisleri vardır. Örneğin çocuk 3 yaşına geldiğinde işte ben yapabilirim, ben edebilirim diye bir bakıyoruz ki minicik 3 yaşındaki bir çocuk minik sanki bir ergen olmuş ve elini her şeye atmaya çalışıyor. Merdivenlerden kendisi inmeye çalışıyor. İşte çocuğun bu duyarlılığından önce biz farkına varmadığımız bir şey gelişti çocukta. Önce irade gelişiyor. Çünkü kendi yapabilme gücünü sergileyebilmesi için çocuğun etrafla bir çatışma içerisine girmesi lazım. Mesela anne diyor ki ben indireceğim seni merdivenlerden aşağıya, bırak bana kendini diyor. Çocuk hayır diyor, ben ineceğim. Çocuğun içerisinde aslında o sırada inmeye karşı, merdivenden inmeye karşı bir duyarlılığı var. Yani kendi işini kendi görmeye karşı bir duyarlılık uyandı çocukta. Ancak biz bir şeyi fark etmedik. Bundan bir süre önce de çocukta bir o konuda gelişimini desteklemek için irade de uyandı. Sadece çocukta eğer duyarlılık uyanmış olsa, irade olmamış olsa, o zaman çocuk örneğin merdivenden kendisi aşağıya inmek için içinde bir duyarlılığı oldu ama iradesi yok. Çocuk aşağıya doğru inmek için heves edecek. Annesi de o zaman ona der ki mesela dediğinde, hayır sen inme düşersin diye kucağına aldığında, itiraz edemeyen, o duyarlılığı korumak için bir güç sergileyemeyen bir çocuk olur elimizde. Bilmem anlatabildim mi? Dolayısıyla biz hiç farkına varmadan belli gelişim döneminde uyanacak olan duyarlılıklardan önce iradesi gelişir çocukların. İrade bir adım önde, duyarlılık bir adım arkada. Ya da başka bir şey söyleyeyim. Örneğin çocuklarda yaşama karşı bir öğrenme merakı vardır. Bu merak bir duyarlılıktır. Merak bir duyarlılıktır. Ancak çocuk bu merakı başlatabilmesi, sürdürebilmesi ve geliştirebilmesi için bir hissin daha uyanmış olması lazım merakını devam ettirebilmesi için. Nedir o? İrade. Çocukta sadece merak duyarlılığının uyanmış olması onun yaşamı öğrenmesi için yeterli değildir. Çocuğun örneğin merakı var. Nedir? Çevreyi merak ediyor, kuşu merak ediyor, böceği merak ediyor, karıncanın yuvasını merak ediyor. Bu dolabın içinde ne var onu merak ediyor. Kitapların içinde ne yazıyor onu merak ediyor. Gökyüzünde yıldızlar var onu merak ediyor. Çocuğun bu merak duygusu bir de bakıyoruz ki ön ergenlik döneminde oldukça yoğunlaşıyor. Yani çocuklar 7, 8, 9 yaşlarına doğru merak ile habire bir şeyleri kurcalamaya, bir şeyleri bakmaya, bir şeylerin peşinde gitmeye bir heves duyuyorlar, his duyuyorlar. Şimdi sadece çocuğun içinde merak duygusunun uyanması çocuğun gelişimine katkı sağlamaz. Neden? Çünkü bu merak duygusunu yerine getirebilmesi için bir de güçlülük olması lazım. O güçlülüğün adına da irade diyoruz. Şimdi çocuğun içinde merak duygusu var. Çocuk ne yapıyor bu merak duygusuyla? İşte merak ediyor, bir yere gitmek için annesine söylüyor. Anne şuraya gidelim diye söylüyor. Ne var oğlum orada? İşte ben şunu merak ediyorum. Ya hayır oğlum orada işimiz yok. Çocuğa bir bakıyoruz, o iradesiyle annesini zorlamaya başlıyor. Ya da çocuk işte merak etmiş, bir deneyi merak etmiş. Şu nasıl olacak diye onu merak etmiş. Kendisini neredeyse tehlikeye atar derecesinde onunla uğraşıyor. Bir de annesi babası görüyor, oğlum sen ne yapıyorsun diye çocuğun elinden o merak duyduğu şeyi alıyor ama çocuk yine vazgeçmiyor. Fırsatını bulduğu bir sırada merak ettiği şeyin yine peşine gidiyor. İşte bunun gibi önce çocukta irade bir adım öne geçer ki bir süre sonra duyarlılık uyandığında o duyarlılığı koruyabilsin, o duyarlılığı kontrol edebilsin. Tıpkı bunun gibi çocuklarda da cinsel gelişimden önce bu konuda cinselliği yenebilecek bir iradesi önce uyanır. Nedir bu? Çocuklar kendisini koruyabilmek için tuhaf bir his gelişir çocuğun içerisinde cinsellikten önce.
Kız çocukları mesela erkek çocuklara trip atarlar. Kız çocukları örneğin erkek çocuklardan kendilerini uzak tutmaya başlarlar. Ya ne oldu da uzak tutuyorsun? Çocuğun işte içinde önce bir irade uyanır. Bu bir süre sonra çocuğun içerisinde uyanacak olan itici güç, cinselliği kontrol altına alacak olan iradedir önce uyanan. Şimdi baktığımızda çocuklar ortaokula giderken ön ergenlik döneminde erkek çocuklar örneğin kız çocuklardan birazcık ayrılmayı tercih ediyorlar. Kızarıyorlar onlarla konuşmaya ya da tuhaf tuhaf davranışlar içerisine giriyorlar. Ne oldu da niye ayrıldınız? Şu anda bu çocuklar masum, aslında cinselliği minselliği hiçbir şeyde bildikleri yok. Ama işte içlerinde uyanan irade çocukları şu anda biraz sonra uyanacak olan cinsellik gücünü kontrol altına alabilecek bir seviyeye doğru yukarıya çıkıyor. Allah işte bu. Önce iradeyi güçlendiriyor. O iradenin kontrol altına alacağı duyguları daha sonra uyandırıyor. Çocuğun her yaş, her gelişim döneminde süreç böyle işliyor. Önce irade, sonra o iradenin kontrol altına alabileceği derecede bir duyarlılık, duygu uyandırıyor. Şimdi tekrar soruya dönelim. Soruda 10 yaşındaki bir kız çocuğunun bir erkek çocuğuyla işte aşkımlı, maşkımlı, canımlı, ciğerimli ve birbirlerine çok yakın, hatta sanki karı koca gibi efendim o oğlandan izin alarak işte şunu yapabilir miyim diye gideceği geleceği yerleri ona sorarak bir iletişim başlamış. Facebook üzerinden bir iletişim başlamış. 10 yaş çocuğun henüz cinselliğini kontrol edebileceği, efendim karşı cinsle olan yakınlaşmayı kontrol edebileceği bir iradenin uyandığı yaş değildir. Çocukta eğer biz irade oluşmadan o konuyla ilgili bir duyarlılık oluşturur ve çocuğun henüz içerisinde bir erkekle yakınlaşma efendim hissi yokken, cinsellik hissi yokken, karşı tarafta çocukla konuşurken o çocuğun içerisinde efendim henüz uyanmamış olan bu duyguları dürtüyle tetikleyerek çocukta uyandırılır ise, yani iki genç birbirleriyle konuşurken aşkımlı maşkımlı vesaire derken birbirlerinin içerisinde aslında daha sonra uyanacak olan, henüz efendim gelişim dönemi geldiğinde uyanacak olan bu türlü duyguları erkene almış olursak karşımıza şöylesi bir problem çıkacak. Cinselliği kontrol eden irade oluşmadan cinsellik uyanmış olacak. Ve böylelikle sorun nerede çıkacak? Sorun şurada çıkacak. Duygu eğer önce uyanmış ve fakat onu kontrol edecek olan irade henüz geride kalmışsa duygular iradeyi baskı altına alır. Böylelikle çocuk iradesiyle duygularını kontrol ederek doğal gelişim sürecini takip etmek yerine daha erken yaşta içerisinde garip garip duyduğu hevesler, heyecanlar ile daha geride gelen küçücük boyuyla birlikte o dev cüsseyi kontrol edemeyen iradesini baskı altına almış olur. Böylelikle çocuk hiç farkına varmadan erken uyandırdığı duyguların baskısı altında kalarak efendim kendisini hiç istemediği şekliyle bir takım davranışlar içerisinde bulabilir. Bir bakarsınız ki çocuk ağlamaya başlıyor. Kızım niye ağlıyorsun sen? İşte söylese, paylaşsa örneğin şunu söyleyecek. Çünkü çok seviyorum. Seviyorsan bu kadar ağlamana ne gerek var? Çünkü şundan dolayı çocuğun içerisinde uyanmış olan duyguları efendim kontrol altına alabilecek iradesi olmadığı için duygular şu anda aktif duruyor. İrade geride kaldı. İşte ben onu görmeden duramıyorum diyor, söylüyor kız. Kızım niye duramıyorsun? Çünkü şundan dolayı duygularımı kontrol edebilecek iradem şu anda çok küçük kaldı, geride kaldı. Önce benim duygularım uyandı, iradem şu anda onu kontrol edemiyor. İşte sorun burada. Biz o yüzden çocukların belli bir yaşa gelmeden kız erkek ilişkilerinde ilerleme sağlamış olmasına çocuğun duygularının kabarması, duygularının efendim daha da hassaslaşması ve fakat o duyguları kontrol edecek birebir bir iradenin içerisinde oluşmamış olması açısından riskli buluyoruz. Çocuk henüz 10 yaşındayken
karşı cinsle efendim bir duygular yaşamaya başlar ise bu duyguları kontrol edecek iradesinin olmaması freni patlamış bir araba gibi olur. Önce irade oluşacak, ondan sonra duyarlılık oluşacak. Sisteme eğer dokunmazsak, insanın gelişim sistemine, çocuğun duygusal gelişim sistemine eğer dokunmazsak bu zaten kendiliğinden oluşan bir şey. Çocukta önce irade, sonra o iradenin gücünün yetebileceği bir efendim duygu uyanır. Sonra bir sonraki duygu uyanmadan önce irade birazcık daha güçlenir, ondan sonra o duygu arkasından gelir. Bir sonraki duygu güçlenir, ondan sonra efendim irade ondan önce gelişmiştir, onu kontrol altına alır. Mesela şöyle söyleyeyim yine bu konuyla ilgili olarak. Şimdi çocukta diyelim karşı cinse karşı bir dürtü alanı oluşturuldu. Nedir bu? Facebook bir dürtü alanı. Ve karşı taraftaki kişi çocuğun duygularını habire hassaslaştırıyor. Onu ne kadar sevdiğini, onsuz duramadığını, onun kaşını, gözünü, kirpiğini, efendim ne kadar özlediğini, efendim onun yolda yürürkenki, arkadaşları arasındaki dururkenki halini hep özlediğini çocuğa aktarıyor tüm bunları. Tüm bu aktarımlar karşı tarafta dürtüler uyanır. Henüz uyanmamış olan duygularını çocuğun uyandırmış olur. Fakat bu duyguları kontrol edecek irade yok ortada. Bu yaş için. Hani şimdi bu çocuğa ikinci bir soru sormuş olsak, peki bu oğlanla evlenmek ister misin diye 10 yaşındaki çocuğa sormuş olsak, çünkü evlenmekle ilgili içeride bir duyarlılık oluşmadığı için bu kız diyecektir ki hayır hayır öyle bir şey istemiyorum diyecektir. Neden? Çünkü bu konuyla ilgili duyarlılık da daha sonra gelişecek. Şimdi o geliştiği zaman da ondan önce bir şey gelişmiş olacak, irade gelişmiş olacak. Mesela evlenme çağına gelmiş olan bir kişiye sorsanız çocuk sahibi olmak ister misin diye o böyle tereddütlü cevap verecektir. Neden? Çünkü çocukla ilgili duyarlılık da daha sonra oluşacaktır. Ancak bu konuyla ilgili olarak da daha önceden bir irade oluşumu gerçekleşmiştir. Basamak basamak. Önce karşı cinse ilgi, ondan sonra diyelim evlilik, ondan sonra çocuk sahibi olma, ondan sonra torun sahibi olma. İşte tüm bu aşamalara gelmeden önce çocuğun bu konuda iradesi gelişiyor. Ondan sonra işte karşı cinse ilgi. Çocuğun önce iradesi gelişiyor, ondan sonra evlilik isteği oluşuyor. Çocuğun önce iradesi gelişiyor çocuk eğitimi konusunda, çocuğa sevgi duyma konusunda. Sonra içinde tuhaf bir çocuk arzusu oluşuyor. Sonra yaşlar ilerliyor, çocuğu büyüyor, kendi iradesi gelişiyor, torun sahibi olmak istiyor. İradesi torun sahibi olmayı efendim kaldırabilecek bir güçte, sonra bir bakıyorsunuz torun sahibi olma duyarlılığı gelişiyor. Bu gelişimi doğal seyri içerisinde götürmezsek o zaman işte problem çıkıyor. Şimdi dolayısıyla çocuğu erken yaşta böyle bir dürtü alanının içerisine atmış olmak ve çocuk karşı taraftan habire dürtü alıyor olmak onu iradesizken duygularına teslim etmiş oluruz. Peki ne yapacağız? Şimdi karşımızda böyle bir durum var. Çocukla aşklı meşkli efendim bir sürü şeyleri konuşmaya başladı 10 yaşındaki bir kız. Hayır, oturacağız, bir yeğeninizdi madem bu, onu açıkça kendisiyle konuşacağız. Ben başlangıçta seninle konuşmuştum, hatırlarsan bu türlü şeyleri aslında hiç girmeyecektin. Bu da doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Bu türlü davranışların doğru olduğunu düşünmüyorum. Yalnız burada bir şeyin daha altını çizmek isterim. Çocukla kurulacak iletişimde çocuğun kişiliği ile çocuğun davranışı yetişkin tarafından çok net olarak ayrılmış olması lazım konuşurken, iletişim kurarken. Sen yanlış yaptın dersek çocuğun kişiliğine dokunmuş olur bu söz. Sen hata yapıyorsun, sen bunu yapmakla suç işliyorsun, sen bunu yapmakla günaha giriyorsun diye söylediğimiz söz çocuğun kişiliğine dokunur. Neden? Sen ve bu davranışı bütünleştiriyoruz çocuğun üzerinde. Hayır, çocukla kurulacak iletişimde eğer yanlış bir şey tarif edilecek ise o zaman direkt davranıştan bahsetmek lazım. Çocuğun kişiliğini ortaya koymadan direkt davranıştan. Örneğin, böylesi bir davranış yanlış. 10 yaşındaki birisinin bir erkek çocukla konuşması yanlış. Sen değil. Bu davranış yanlış. 10 yaşındayken böyle bir davranış içerisinde bulunmak yanlış. Efendim, yalan söylemek yanlış. Doğru bir davranış değil.
İzinsiz eşya almak yanlış. Sen izinsiz eşya aldın, bu yanlış değil. İzinsiz eşya almak yanlış. Çocuğun kişiliği ile davranış net olarak ayrılması lazım. Sizin burada yapacağınız konuşmada da yeğeninizle oturup konuşurken, biz başlangıçta böyle bir şey konuşmuştuk ama bu gerçekleşmedi. Bir kızın, bu yaştaki bir kızın efendim bir erkekle konuşması doğru değil. Yanlış bir davranış bu. O yüzden istersen seninle yeni bir anlaşmaya girelim. Ya bu davranışlardan vazgeç, yahut da eğer engel olamıyorsan, kendine, duygularına engel olamıyorsan, istersen bir süreliğine ara verelim diye çok net olarak çocukla konuşmakta fayda var. Onu aşağılamadan, onu küçük düşürmeden, onu rencide etmeden, eğer böyle aşağılar vaziyette konuşulur ise o zaman içerideki sevgi daha da derinleşir. İçerideki duygular daha da derinleşir. Çocuk o zaman kendisinin bir de dert arkadaşı olur. Teyzemle oturduk biz bunları konuştuk, halamla oturduk biz bunları konuştuk ama yine de seni seviyorum diye çocuk bu sefer duygularında derinleşme sağlanır. Dolayısıyla net olarak çocuğun kendi içinde bulunduğu durum kendisiyle konuşmakta fayda var. Din konusunda acaba destek almak lazım mı? Din bu konuya yasak getiriyor diye söylemek lazım mı? 10 yaşındaki bir çocuk için duygularıyla dini çatıştırmamak lazım. Siz böyle bir davranışa engel olmak için dini motivasyonu kullanırsanız çocuk içeriden bir taraftan heves duyduğu bir şey olacak. Öbür taraftansa dinin yasak getirdiği bir şey olacak. Dolayısıyla siz çocuğu dinle çelişir duruma getirmiş olursunuz. Hayır, onun yerine direkt olarak bu davranışın doğru bir davranış olmadığından bahsetmek lazım. Ancak mesela ileriki yaşlar olmuş olsaydı, yani çocuğun dini anlayabildiği, özümseyebildiği ve dinin motiflerini anlayabildiği, diyelim bir 18-19 yaş olmuş olsaydı, evet o zaman dinin de bu konudaki görüşlerini açıklayarak çocuğu güçlendirmek için dini söylemler de kullanılabilir. Çocuğu güçlendirmek için, zayıflatmak için değil. Neden? Bizim çocukla konuşmamız, örneğin bir ergenle konuşmamız, bir davranışın yanlışlığını izah ederken o davranışın neden yanlış olduklarını tek tek çocuğa somut olarak izah ederken aynı zamanda dinden de bahsedebiliriz. Çocuk böylelikle kendi içerisinde o davranışa karşı bir güçlülük elde etmek için hangi motivasyonları kullanacağını öğretmiş oluyoruz aslında. Dolayısıyla 10 yaşındaki bir çocuğa efendim dinle çelişecek derecede din de böyle söylüyor, efendim Allah da bunu yasakladı, efendim bu da şöyle diye söylersek çocuğun içinde duygularıyla dini çeliştirmiş oluruz. Sıradaki sorumuz ismini açıklamasını istemeyen bir dinleyicimize ait. Şöyle sormuş. Merhaba hocam. Çocuk eğitimi konusunda öncülüğünüzden dolayı şükranlarımı ifade etmek isterim. Ben 38 yaşında iki çocuk annesiyim. Maalesef sizi ikinci çocuğumda tanıdım. Maalesef diyorum çünkü büyük çocuğumda birçok şeyi kaçırdığımı gözlemliyorum. Geçmişe dönük hatıralarıma baktıkça içim çok acıyor. Şu an ikinci çocuğumu yetiştiriyorum. O 4 yaşında. Çevremizin hayretle seyrettiği bir çocuk oldu çıktı hocam. Hani siz lokum gibi çocuk diye tarif ediyorsunuz ya, bunun ne demek olduğunu ancak kendi çocuğumu gördüğümde anladım. Her konuşması, her duruşu, yürüyüşü bile bambaşka. Bu konuda size ne kadar dua etsem azdır. Sizi tanıdıktan sonra annemle çelişmeye başlamıştım. O çocukla yatılmaz dedi, ben yatılır anne, Adem Hoca öyle tarif etti diye size güvendim ve çocuğumla 2 sene birlikte yattım. O çocuğun her dediği yapılmaz dedi, ben çocuğumun güven duygusunu geliştirmek, merakını geliştirmek için onun önünde hep rehberlik yaptım. Annem, çocuk ya anneden ya da babadan birinden korkması lazım dedi. Biz eşimle çocuk anneden ya da babadan korkması lazım değil, çocuk anneyi de babayı da çok sevmesi lazım diye söyledik. Sonunda annem bizimle
soğuk bir iletişime geçmeye başladı. Sözünün geçmediğini görünce kırgınlıkları oluşmaya başladı. Ve zannedersem kendisini de değersiz hissetmeye başladı. Ancak bir gün annem bana şunu söyledi. Kızım, ben yanılmışım. Biz sizi böyle yetiştirmemiştik. Hakkını helal et. Bu doğru olanmış dedi ve hüzünlendi, ağladı. Şimdi kızıma baktıkça o da anneanneliğin tadını çıkartıyor. Ben de anneliğin tadını çıkartıyorum. Bu anlatılamaz bir keyif hocam. Bu sözü bana değil size söylenmiş kabul ettim. Annemin de size çok selamı var. Efendim, sıradaki mesaj Seda Hanım'a ait. Seda Hanım şöyle sormuş. Selamünaleyküm hocam. Günlerdir bir türlü sonuca varamadığım bir mesele var. Nasıl düşünsem bir sonuca varamıyorum. Ben çalışan bir anneyim ve bir oğlum var. 3 yaş 11 aylık. Annem 3 aydır bende kalıyor. Oğluma bakıyor. Fakat memleketten kardeşlerim çağırdı annemi. O da gitmek zorunda. Ben de ayrıca dershaneye gidiyorum ve sınavlara hazırlanıyorum. Burada da komşumdan başka çocuğumu bırakabileceğim kimse yok. Maddi sorunlardan dolayı da kreşe veremiyoruz. Annem oğlumu da götürmek istiyor. 3 ay orada kalacak ama ben bir türlü karar veremiyorum. Onu çok özleyeceğimden eminim de onun için iç aleminde bir sorun olur mu? Göndermem doğru olur mu? Lütfen bana yardımcı olun kararımda diye yazmış Seda Hanım. Şimdi Seda Hanım, hani ben şunu söylemeyi çok arzu ederdim. Evet, madem ki böylesi bir zor durumdasınız, o zaman çocuğunuzu gönderin, biraz siz rahatlayın. Ne güzel dershaneye hazırlanıyorsunuz, sınava hazırlanıyorsunuz. Anneniz de hiç olmazsa orada 3 ay çocuğunuza bakar. Efendim, döndükten sonra da birlikte olursunuz çocuğunuzla demeyi çok arzu ederdim. Ama bunu diyemeyeceğim. Çünkü 3 yaşındaki bir çocuğun 3 ay annesinden ayrı kalması onun bağlanma problemini beraberinde getirir. Çocuğunuzla eğer şimdiye kadar her şey yolunda gittiyse, yani bağlanmışlığınız oluşmuşsa, çocuğunuzun duygusal gelişiminde olumsuz şeyler oluşmamış ise, şu anda çocuğunuzun yaşı itibariyle ayrılma dönemi yaşıyor. Hani daha önce tarif etmiştim. Çocuklar 2 yıl anneyle bağlanma dönemi yaşarlar. Bağlanma, güvenli bağlanma. Güvenli bağlanmayı 2 yıl tamamlayan bir çocuk, 2 yıldan sonra efendim güvenli ayrılma dönemine geçer. Eğer çocuk anneden güvenli bir şekilde ayrılırsa, yani ne demek istiyoruz güvenli bir şekilde? Ani reaksiyonlarla, ani tepkilerle anne ortadan kaybolmamışsa, efendim günler süren bir ayrılık olmamışsa, çocuk kendi gelişimiyle çevrede yeni insanlar tanıdıkça, etrafla ilgisi artmaya başladıkça, annenin popülerliği düşmeye başladıkça çocuk yavaş yavaş anneden ayrılır. Bu ayrılış sırasında çocuk dışarıda bir kaygı yaşasa tekrar anneye dönecek, anneden duygularını emecek, emecek, güçlenecek, sonra tekrar dışarıya çıkacaktır. Çocuk parka gitti, arkadaşıyla oynarken arkadaşı pat diye ona vurdu örneğin. Ağlayan çocuk annesinin yanına gelecek 3 yaşında. Annesine sarılacak, 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 sarılacak. Çocuk dolacak, güçlenecek duygusal olarak. Şimdi tekrar koşacak, parkta oynamaya çalışacak. İşte biz buna güvenli ayrılma diyoruz. Çocuk sanki efendim provalar yapıyor gibi, sosyal yaşama provalar yapıyor gibi yaşamda değişik alanları tadarken karşılaştığı problemlerde ihtiyaç duyduğu annesine geri gelip duygusal güçlenecek, sonra geri gidecek. Mesela çocuklar işte 2,5 yaşında babasıyla beraber dışarıya çıkabilir, gezebilir, parka gidebilir. Ancak çocuğun içerisine bir süre sonra bir sızı düşer. Anneyi ister. Dışarıda kaldığı süre ya da dışarıda karşılaştığı olaylar birdenbire onu hüzünlendirir. Şimdi çocuk ne istiyor? Anneyi istiyor. Çünkü neden? Çocuk dışarıyla teması bir süreliğine ancak güçlü bir şekilde devam eder. Bir süre sonra dışarıda tükenir. Şimdi ben bunları neden söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Sizin çocuğunuz 3 yaşında.
ve eğer annenize gönderir 3 ay orada kalırsa, çocuğunuz dışarıda yaşayacağı bir problemle, bir duygusal yoksunlukla sizi arayacak. Akşam yattı, korkacak ve sizi arayacak. Ancak size sarılamayacak, anneanneye gidecek. Anneanne kendisini anne gibi doyuramayacak, hüzünlenecek. Tüm bunları yaparken bir şey yaşayacak aslında çocuğunuz. Size erişemediğini fark ettikçe yavaş yavaş sizden ayrılmaya, bir başkasına yeniden bağlanmaya başlayacak. Peki sonuç nasıl oluşabilir? Döndükten sonra size yabancılık çeken bir çocukla karşılaşırsınız. Siz kucağınızı açarsınız, annem dersiniz, hadi koş dersiniz. O anneannesinin bacağına sarılır birdenbire. Anneannesi hadi git kızım, hadi git oğlum diye sizin yanınıza gönderir. Birdenbire sizin yanınıza gelemez. Sizinle de yeni bir dönem yaşaması lazım. Yeniden bağlanma dönemi. İşte bir size bağlanmış, bir anneanneye yeniden bağlanacak 3 ay içerisinde. Sonra size tekrardan bağlanması için tüm bunların her birisi çocuğun içerisinde hırçınlıklara, gerginliklere, sinirliliklere ve gelişim döneminin aksamasına sebep olacak. Şimdi siz çocuğunuzu yarın okula göndereceksiniz. 5 yaşında, 6 yaşında şunu fark edeceksiniz. Henüz sizinki ta tamamlamamış ki. Sizinle o bağlanma ilişkisini bir türlü güvene oturtturamamış ki. Okula gidiyor, ben annemi istiyorum diyor ya da ben girmeyeceğim diyor. Neden? Çünkü yeniden anneyi kaybetme korkusu olabilir. İçinde o benliğin güçlülüğü henüz oturmamış olabilir. Dolayısıyla 3 yaşındaki bir çocuğun 3 ay anneden ayrı kalmasını doğru bulmuyorum Menekşe Hanım. Efendim, bugünkü yayınımız da burada sona eriyor. Yarın saat 9.30'da yine radyolarınızın başında olursanız sizlerle birlikte olacağız. Efendim hoşçakalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.